Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ersin Doğan. Bugün sizlerle birlikte böyle biraz daha vlog tarzında bir video çekmek istedim. Yatık odası tur videosu çekmek istedim. Çünkü burayla ilgili bana çok fazla soru geliyor. Aslında burada çok fazla eşya yok. Çok tamamlanmış değil ama ben ona rağmen şimdiki haliyle çekmek istedim. Hem de biraz soruları yanıtlamak istedim. Eğer siz de beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız linki aşağıda bırakıyorum. Takip edebilirsiniz. Şimdi çok uzatmadan isterseniz tur videosuna geçelim. Şöyle hemen girişten başlıyorum. Burası yatık odasının giriş kısmı. Burası antre kısmı. Antredeki vestiyeri ve şuradaki merdivenleri ben boyamıştım. Bununla ilgili daha sonrasında detaylı bir video çekerim sizlere. İlk olarak burada, bu benim yeni ürünüm, mandala dokuma diye geçiyor. İşte bu tarz değişik tasarım ürünleri yapmaya çalışıyorum. Özellikle yaza doğru böyle yeni koleksiyon hazırlıklarım var. Şu yerde görmüş olduğunuz tabloyu ben daha öncesinde şuraya asıyordum. Onun için yapmıştım aslında. Bu one line çizimler bu aralar bayağı trend. Ben de şu şekilde antrede kullanmak istedim. Bir de vestiyerin şu diğer tarafında var, yan kısmında var. Şu aşağıda görmüş olduğunuz kilimler, aslında bunlar yatık odası için alınmıştı. Ama biraz yatık odasında fazla olduğu için, yani bir süre sonra gözümü yormaya başladı. Ben de o yüzden bunları şimdilik şöyle antreye serdim. Ve yatak odasına ise tekrardan şu daha önce serdiğim postu serdim. Burada bir bitkim var. Bu bitki Ikea'dan alınmıştı. Bu bitkinin ismi ise Zuzu'ydu. Bana ev hediyesi olarak gelmişti bir önceki evimde. Ve çok güzel bir bitki. İnanılmaz dayanıklı. Eğer az doğal ışık alan bir bölgeniz varsa, ya bu salon olabilir, herhangi bir mekan olabilir. Onun için kullanabilirsiniz. Çünkü kışın bu kısım çok güneşli olmuyor. Hatta bazı dönemler kapıyı bile kapatıyorum. Ona rağmen çiçeğime bir şey olmadı. Aman olmasın. Çok da seviyorum kendisini. Hemen şöyle girecek olursak, şöyle odanın genel bir görüntüsünü alayım. Öncelikle sonra da hep birlikte detaylara girelim. Şimdi ben ilk olarak bu eve taşınmadan önce alt kattaki tüm parkeleri değiştirdim. Böyle açık meşe görünümlü, içinde beyaz damarları olan bir parke seçtim. Çok da seviyorum. Yani koyduğum bütün eşyaları kendisini gösteriyor. O yüzden bayağı memnunum. Şöyle dönecek olursak hemen şuradan başlayayım. Şimdi buradaki kapılar kadens boyaları ile renklendirildi. Eğer merak ederseniz aşağıda kapı boyası ile ilgili link ekleyebilirim. Prizlerimi şöyle siyah seçtim. Parkenin süpürgelikleri 7 cm düz süpürgelikler ve şu şekilde yeni kapı kolları taktım ben. Bu kapı kollarında ise mutfağımda olduğu gibi şurada yine eski kapı kollarının delikleri vardı. Onları da kadens rölef pastayla kapattım. Onu da linkini yine aşağı eklerim sizler için. Bu ise Doğanlar kapı kulbu. Bunlar rozetli kapı kulbu diye geçiyor. Ben oldukça memnunum. Tavsiye de ederim. Şöyle döndüğümüzde Ikea'nın bir şifonyeri var. Ben bu şifonyeri bir önceki evimde işte salonda kullandım. Daha sonrasında yatak odasında kullandım. Burada ise yine yatak odasında kullandım. Çünkü bayağı kullanışlı, çok çekmeceli olduğu için bir sürü ıvır zıvır topluyor. Bir önceki evimde gardırop sorunu olduğu için ben buna bayağı kıyafetlerimi koyuyordum. Ama bu evde giyinme için daha büyük bir alanım olduğu için sadece işte kırtasiye malzemelerimi, işte bazı böyle evrakları, garanti belgelerini falan koydum. Böyle bayağı işimi gördü yatak odasında. Hem de dekoratif olarak da böyle bayağı seviyorum. Bu şifonyerle ilgili küçük bir yenileme yaptım ben. O da nedir? Bu Ikea'nın Hemnes şifonyeri. Dediğim gibi kuplarını değiştirdim ben. Klasik siyah kuplar yerine şu şekilde göstereyim. Bu kupları AliExpress'ten almıştım. Daha sonrasında golda boyayıp bu şekilde buraya monte ettim. Bayağı da seviyorum. Hem böyle sade bir tasarım oldu, hem böyle çok kimliğini bozmamış oldum, hem de böyle güzel bir yenilik kattım.
Burada ise artık hepimizin evinde olan büstlerden bir tanesi var. Bu daha öncesinde mutfaktaydı. Burada ise Helen vardı. Onu şimdilik mutfağa aldım. Hermes'i ise buraya getirdim. Bu da bana hediye gelmişti. İzmit'teki bir küçük mutluluk atölyesi tarafından hediye edilmişti. Hala çok seviyorum. Yanında ise hemen şöyle bir Zara kutum var. Zara Home'dan aldığım bir kutu var. Bu kutu ise içine böyle yine ıvır zıvır koydum. Böyle bilekliklerimi falan koydum. Bir kutu oldu şimdilik. Ama daha sonrasında ne yaparım çok bilmiyorum. Burada ise şöyle iki tane tablom var. Bu tablonun ilkini ben yaptım. Çerçeveleri bu arada ikisi de IKEA. İlk tabloyu yaparken henüz bu eve taşınmamıştım. Şöyle biraz daha yakından gösterecek olursam böyle bu tarz dokuları var tablonun. İkinci tablo ise şöyle modern bir nakış. Bunu da bana ablam yapmıştı. Ablam yapıp hediye etmişti. Onu da Instagram hesabını aşağı eklerim. Bu tarz modern nakışlar, işte isimlikler, panolar yapıyor. Eğer almak isterseniz de bakabilirsiniz. Burada ise şöyle bir bitkim var. Bu bitkinin ismi ise Çilli Begonya. Bu begonya bu evi çok sevemedi. O yüzden çok coşmadı. Hatta yeni bir saksı değişimi yaptık. Saksını biraz büyüttük. Böyle bebekleri çıkmaya başladı. O yüzden biraz mutluyum çünkü diğer evde de yine işte güney cephedeydi, ışık alıyordu, bu şekilde konsolun üstündeydi. Ama bu evde böyle bir küstü. Hatta şurada bayağı bir kurumalar falan yaşadık. Bayağı korktum yani bitki gidecek diye ama neyse ki şu an gayet iyi durumda. Bu bitkinin saksısı ise IKEA bu arada. Burada ise iki tane vazo var. Bunlardan bir tanesi şu krem olan H&M. Diğer ise Ürgüp'ten aldığım bir küp aslında. Bunda normalde yemek pişiriyorlar. Ama ben böyle dekoratif olarak kullanmak istedim. Buraya döndüğümüzde ise şöyle bir salıncak var. Eğer salıncak yapım videomu izlemediyseniz bir önceki videoma bakabilirsiniz. Bu salıncağın nasıl yapıldığını orada anlattım ben. Altında ise bir kauçuk var. Yanında daha doğrusu. Kauçuğun ise ben bu saksını yine kendim yaptım. Bu saksı ise pampas saplarını kestim farklı boyutlarda. Ve daha sonrasında silikon tabancası ile bir saksıya yapıştırdım. Çok da tatlı oldu bence. Aklınızda olsun. En çok sorulan sorulardan bir tanesi ise bu fon perdeler oluyor. Ne zaman burayla ilgili fotoğraf paylaşsam. Ben bunları hazır almadım aslında. Bursa Kumaş Pazarı'ndan kumaş alıp diktirdim. Rengi böyle vizon renginde. Bayağı da seviyorum. Burada ise size şimdi bir şey göstereceğim. Bir aydınlatmam var. Bu aydınlatmam şöyle hemen göstereyim. Böyle bazen yakıyorum bunu. Bu aydınlatma aslında benim bir önceki evimde aplik olarak kullandığım bir aydınlatmaydı. Ben bu evde bunu böyle kornişe monte ettim. Hem tavanı delmemiş oldum. Hem de bunun kablosunu şöyle perdenin arkasına gizledim. Fon perdenin. Bunu ben prize monte edebilecek şekilde başlık taktım. O yüzden de bunu böyle çekiyorum. Şu şekilde kablosunu kapatıyorum. Ve ihtiyacım olduğunda da yakıyorum. Ben bu eve taşındığımda evin alt kattaki bütün karton piyerlerini yıktırdım. Onun yerine şu perdelik için şu tarz şeyler yaptırdım. Tavanda ise ortadaki aydınlatmayı kaldırıp onun yerine o bağlantıyı uzattırıp sol tarafa ve sağ tarafa elektrik bağlantısı çektirdim. Onların yanlarına da şu şekilde iki tane aydınlatma yaptım. Şöyle hemen hatta ışıklarını da yakayım. Nasıl göründüğüne bir bakın. Akşam olduğunda bunları yakınca yani gerçekten ortam inanılmaz huzurlu oluyor. Ben bunları çok seviyorum. Bunlar da bana çok soruluyor aslında ama bunları da ben kendim yaptım. Önce iskeletini çizdim. İskeletini çizdikten sonra bunları yaptırdım. Daha sonrasında ise üstüne ip sardım. Yani tek zorluğu şu aslında. Şimdi şu kısım daralıyor, şurası genişliyor. Ve mesela bu çok uzun olduğu için ve hani elim bunun içine çok rahat girmediği için sarma işleminde biraz zorlandım. Ama biraz uğraşınca yapabiliyorsunuz. Çok zor değil. Sadece dediğim gibi ip sarma işlemi var bunda. Çok zor değil ama sadece biraz uğraştırıyor.
O yüzden mesela ürün olarak ben bunları koyamıyorum. Şimdi direkt şöyle yatağa gelecek olursam. Yatakta ise şu şekilde bir karyola var. Yatak başlığım yok. Ben yatak başlığı kullanmak istemedim bu evde. Onun yerine sadece bir karyola kullandım. Onun üstünde ise H&M'den aldığım yıkanmış pamuklu nevresim var. Yıkanmış keten değil bu. Ama yıkanmış pamuklu olduğu için bu şekilde böyle kendinden kırışık. Ben yıkanmış keten olarak gri almıştım. O da şu an misafir yatak odamda duruyor. Ve bunların ikisini de bayağı seviyorum bu arada. Yatağın üstünde şöyle bir coin post var. Yerde ise şu şekilde Tegzen'den aldığım bir post var. Bu yapay bir post. Bu ise gerçek bir post. Bu da bana workshop'ta hediye gelmişti. Bayağı da mutlu olmuştum. Yatağın üstünde ise şöyle bir örtü var. Bu örtü ise yatak örtüsü değil aslında. Koltuk örtüsü olarak geçiyor. Ve ben bunu şoktan aldım. Instagram'dan takip edenleriniz bilir. Instagram adresim bu arada if you want to be all. Aşağıda linki de var. Takip etmek isterseniz çok da mutlu olurum. Orada böyle dönem dönem paylaşıyorum. Ve şokta gerçekten bu tarz tekstil ürünlerini çok beğeniyorum. Ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Arkasında ise şöyle iki tane duvarla aynı renk olan somon yastık var. Bunları yine ben kumaş aldım ve diktirdim. Yatağın çok dağınık olmasını sevmiyorum ama böyle çok fazla yastık kullanmayı seviyorum. Üstümde ise şöyle bir modern bir makrome çalışmam var. Bu makrome çalışmalarını ise Ersin Doğan Design hesabından inceleyebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Biliyorsunuz ben aslında bir makrome tasarımcısıyım. Atölyeler düzenliyorum. Tabii şu an koronadan dolayı atölye yapamıyoruz ama oldukça seviyorum. Şöyle döndüğümüzde ise bu arada benim yatak odamda alınmış bir komodin yok. Gördüğünüz gibi. Henüz şöyle içmesinden böyle çok mutlu olduğum bir komodin bulamadım. Ve ben bu tarz şeyle böyle çok hani almak için almaktansa gerçekten içme sinince alanlardanım. O insanlardan biriyim. Onun yerine burada böyle bir tane pufum var. Bu pufu ben Marrakeş'ten almıştım. Onun üstüne şöyle bir tabak koydum. Onun üstünde de bir sepet var. Sepetin içinde de aloe veralarım var. Bu sepet Muda bu arada. Altındaki tabak da IKEA'dan. Sepet sallanmasın diye de altına şöyle bir tabak koymuştum. Bu arada aklınızda olsun. Bu içindeki saksı bu kadar büyük değil ama ben şu arasına craft kağıt koyarak hem içindeki saksının kötü görünümünü yok ettim. Hem de böyle görsel olarak hoş durduğunu düşünüyorum. Umarım siz de seversiniz. Böyle döndüğümüzde ise bir sukulent bir de kaktüsüm var. Bu kaktüs bayağı küçüktü bu arada. Yerini sevdi ve bayağı büyüdü. Altındaki saksı nereden bilmiyorum ama hatırlayamıyorum daha doğrusu. Bu böyle porselen bir saksı. Ama ağaç gövdesi görünümünde. Yandaki saksı ise Bauhaus'tan. Altındaki ayaklık ise IKEA'nın saksı ayaklığı. Öyle diyebilirim. Bu arada duvar rengim de benim çok soruluyor. Duvar rengini oluştururken de filli boyanın en açık grisini almıştım. İçine de Cadence'in Vison grisinden katmıştım. Yani açık bir renk ama şöyle beyazla yan yana tuttuğunuzda fark anlaşılıyor. Bu duvarı da ben yaptım. Bu duvarın yapılışıyla ilgili birkaç video var elimde. Onu da şimdi size izleteceğim. İlk olarak odada bir kolon vardı. Yatak başını koyacağım duvarda. O kolonu genişletmek istedim ben. 150 santim eninde genişlettim. Bunu da bir alçıpan ustası tarafından yaptırdım ki hem yatak başı olsun hem de oradaki orantısız kolon görüntüsünü kapatmak istedim. Alçıpanla kaplattıktan sonra, montajı bittikten sonra üzerine saten alçı sürüldü. Ben tek kat saten alçı sürdürdüm ve ince
alçıyı çektirmedim üstünden. Çünkü zaten üzerini kaplayacaktım. Daha sonrasında sıvı alçısı aldım. İki çeşit alçı türü var. Saten alçı ve sıvı alçısı. Sıvı alçısı daha dokulu. Eğer hani pürüzsüz bir yüzey yapmak isterseniz saten alçıyla işte çivileri vesaire onları kapatabilirsiniz. Sıvı alçısı ise daha dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Ben de burada daha dolgulu, daha dokulu bir yüzey elde etmek istediğim için sıvı alçısı kullandım. Bu alçıyı da boya kenar fırçası ile tüm yüzeye sürdüm. Yoğun olmasını istediğim yerlerde daha çok bıraktım. Bazı yerlerde ise daha az bıraktım. Kuruduktan sonra üzerine açık mercanı beyazla açtım ve daha böyle somurengi bir renk elde ettim. Onu tüm yüzeye boyadım. O da kurudu. Kuruduktan sonra beyazla üzerine yer yer fırçalarla sürdüm ve ıslak bezle hemen sildim. Ondan sonra beyazı biraz daha sulandırdım. Daha sulu bir kıvam elde ettim. Onda da böyle yer yer bazı yerlere sürdüm ve fakat bu kez silmedim. Böylelikle daha böyle kendinden dokulu ama açık renk olan bir duvar elde etmiş oldum. Sonrasında ise buraya geçiyoruz. Burada ise IKEA'nın bu ikili zigon sehpalarından küçük olanı var. Onu ben böyle yatak başıma koydum ki işte telefonumu, suyumu rahatlıkla koyabileyim diye. Üstünde ise yine IKEA'dan aldığım bir cam fanus var. İçindeki vazo ise Koçtaş'tan almıştım. Yandaki geyik ise bu geyiği çok seviyorum. Yani nereye koysam gerçekten oluyor. Bunu da bana arkadaşım İsveç'ten hediye almıştı. Şimdilik böyle yatak başımın yanı bu şekilde. Onun yanında ise yine Ürgüp'ten aldığım bir vazo var ve onun içine de böyle pampaslar koydum. Sanırım yatak odasıyla ilgili her şeyi anlattım. Eğer anlatmadığım, unuttuğum bir şey varsa lütfen bana sorun. Keyifle yanıtlarım sizler için. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Odayla ilgili sorularınız, görüşleriniz, beğendiğiniz, beğenmediğiniz ya da işte böyle eleştirmek istediğiniz durumlar varsa bunları yorum olarak yazabilirsiniz. Tabii videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmak istiyorsanız, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ki oda turlarının devamı gelecek. Büyük ihtimalle bir sonraki oda turu salon olacak. Bir de mutfakta biraz güncellemeler yaptım. Yine aynı şekilde daha sonrasında da mutfağı paylaşmak istiyorum. Videoyu dediğim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bir şeyler yazmak içinizden geliyorsa ki bu beni çok mutlu eder, yorum yazmayı, bir de kanalıma abone olmak isterseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de şu zil tuşuna basarsanız videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın.